sözümə qulaq tut ey Ali Osmanoğlu. Səndən əvvəl taxta geçen necə oldu? Hər biri devrinde kırdı küffarı, İslam diyarını açan necə oldu? Hacı Koca 1843 yılında doğmuş, 1938 yılında da vefat etmiş. Yani 95 yıl yaşamış. Bu dünyada kimse kalmaz payidar, gerek mümin olsun gerekse küffar, el melikül ahir vahidül gaffar, katamil enbiya zişan nice oldu. Evet değerli izleyenler, Uluların izinde birinci bölümde Hacı Hoca'yı araştırmıştık. Hacı Hoca bu yörenin, Çobanbey yöresinin önemli şairlerinden, önemli alimlerinden biriydi. Geçen bölümde mezarını araştırmıştık, bulamamıştık ve sonradan mezarını bulduk, tespit ettik. Sağ olsun köylüler de mezarını yaptırmışlar. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Hacı Hoca önemli bir şairdi, önemli bir alimdi, din adamıydı. Hacı Hoca'nın önemli şiirlerinden bir dörtlük okumak istersek, bu mezarın üzerine de yazdırmışlar. Bu dünyada kimse kalmaz payidar, gerek mümin olsun gerekse küffar, el melikül ahir vahidül gaffar, katamil enbiya zişan nice oldu demişti. Kendisi de nice oldu. Yani bu dünyada hiç kimse kalmaz payidar diyor, hiç kimse bu dünyada sabit kalamaz diyor. Elbet bir gün toprak olacak diyor. Kendisi de gördüğünüz gibi toprak oldu. Biz de bu bölümde uluların izinde ulularımızı, büyüklerimizi yad edelim diye bu bölümlere başladık. İnşallah ikinci bölümde yine sizlere yöremizin önemli şairlerinden Abud İsmail'i anlatacağız. Abud İsmail de bu yörenin yetiştirmiş olduğu önemli şairlerden biri. İnşallah Havayı köyünde de onun mezarını bulmaya çalışacağız. İnşallah onun mezarını da bulacağız. Onun da ikinci bölümle sizlerin karşısına uluların izinde programın ikinci bölümünde de Abud İsmail anlatacağız. Mezarı köylüleri, akrabaları yaptırmışlar sağ olsunlar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şimdi Hacı Hoca önemli din adamları yetiştirmiş, önemli şairler yetiştirmiş. Bugün Suudi Arabistan'da Kur'an-ı Kerim'in hattatı olan Osman Taha onların torunudur, onların yeğenidir. Allah rahmet eylesin, önemli şiirler bırakmış, önemli eserler bırakmış. Onu yad etmek için mezarı başında sizlere buradan seslenmek istedik. İnşallah ikinci bölümde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.